Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, yine önemli bir konuyu okuyacağız. Maalesef Arapça ibare okumak isteyenlerin sıkıntı çektiği bir konu. O da şu. Bildiğiniz gibi inne ve kardeşlerinden iki tane var ki yeni Arapça öğrenenlerin başının sıkıntısıdır. İnne mi okuyacağım, enne mi okuyacağım? Dün gördük bunu. Çok harika izah etti. Enne mi, inne mi? Bunu iyi öğrenmeniz lazım. Şimdi de bir mesele daha var. Yani başa bela bir mesele. İnne ve enne iki türlü kullanılıyor Arapçada. Biri müsekkale, inne şeddeli demek yani müşeddede. Biri de muhaffefe. İnne in şeklinde de kullanılıyor. Tamam. Ve inhum illa yok orada nefi. Hatırlayın. Ve in zeydun le kaimun. Mesela oluyor hocam. Yani evet amel. Yani hulasa-i kerem yani yine tahkik manası ifade ediyor. Yine aynı yerlerde geliyor. Ortada vesaire dünkü kaideler geçerli. Ama muhaffefe geliyor. Yani inne değil de in. Enne değil de en. İşte bu önemli. Önemli biraz da ağır. Yani iyi öğrenmek lazım. Şimdi ve tuhaffefu el meksuratu yani inne in şeklinde okunur. Böyle bir durumda işte ezberleyeceğiniz kaide bu. Nereden bileceğiz? Feyezemullam. Yani bura o kadar önemli ki anlatabildim. Yani ne demek? Lam gelir haberinin başında fi haberiha. Bu işte bizim alametimiz. Eğer ini gördük ve in şeklinde yazılı ve haberinin başında da lam varsa innenin muhaffefesidir bu. Anladık bu kadar. Şeddelisi değil de şeddesizdir yani. Anladık bunu. Bu ve yecuz ilgauha. Yani amelini işletmemek caizdir. Yani ismini nasb haberini ref etmeyebilir. Ve duhuluha ala fi'lin min ef'alil mübtedei. Yani başlangıç fiilleri dediğimiz ef'ali şuru mu bu? Yani özür dilerim. Burada müpteda demek. Müpteda ve haber alan fiiller. Yani buradan kasıt ef'ali nakısa, ef'ali kulub. Anlatabildim mi? Onu kastediyor. Ef'ali nakısayla müpteda ve haber alan fiillerin başına da gelebilirler o zaman. Anlatabildim mi? Nehu kavli ve in kânet le kebîraten. Namaz çok ağır ve büyük gelir. Kime? Elbette ki fasıklara, münafıklara. Ayeti anlatıyor bu. Çok tatlı bir şey bu. Özellikle o lamdan da anlayabiliriz. Lam, konuştuk da lam gelir dedik de. Nenem de ondan dolayı anlıyor. Sanki şartiye gibi. Hayır burada tabii yok işte. Lam gelince, lam zaten birinci önemli. Lüzum diyor bak. Yani bak kardeşler inne, in şekline girerse mecburen lam geliyor haberinin cevabına. Amel de edebiliyor, bir de fiillerin de başına gelebiliyor. İki özellik kazanıyor. Amelden düşürülebiliyor da. Ha, mesela inna dunnuke leminel kadibin. Biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz diyor. Eski peygamberlerden zannediyorum. Hazreti Salih Aleyhisselam hakkında. Bizim hangi lam? Ne manada? Lamül iptida. Lamül iptida diyoruz ya buna. Ha, dün de geçen de. Mana ekliyor mu? Tabii. Yani işte en önemli mana, yani bu bir müpteda haberin başına geldiğini, in olduğunu bize gösteriyor. Evet, yani. İn'i nafiye ile arasını yani, ayırt ediyor. Arası ayırt ediyor, çok önemli. Çünkü ikisi de amel etmezse ayırt edemiyor. Tabii arası. Bir de inne mi okuyacağız, enne mi? Lan varsa kesin inne. Hatırlarsın bunları, dün okuduk. Peki gelelim enneye. Ennenin durumu ne alemde? Onun başı ağrıyor mu? Ağrıyor. Ve tuhaffeful meftuhatu. Yani enne de şeddesiz olabilir. فَتَعْمَلُ ف۪ي ضَم۪يرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ O zaman muhaffef olduğunda enne, en olduğunda gizli bir zamir-i şen. Durum şu ki, ennehu, durum şu ki, en, hu yok ama yine aynı mana. Durum şu ki, orada amel eder. O zamiri mahallen nasb eder. Yalnız, bak. وَيَلْزَمُ اَنْ يَكُونَ قَبْلَهَا Yani bu meftuh olan enden önce gelmesi lazım. Yani o şeyden önce anlatabildim mi? فِيَلُنْ مِنْ اَفْعَالِ التَّحْقِقِ
tahkik fiilleri bildiren ilim gibi, beyan gibi, yakınlık gibi, inkişaf gibi kesinlik ifade eden fiillerden birinin gelmesi lazım. Bak lazım diyor, dikkat edin. Nehu alimtu en zeydün kaymun. Bak amel etmiyoruz. Görüyor musunuz? Yani enteresan. Anladım ki Zeyd ayaktadır. En hu şeklindedir yani bu. Ve tedhulu alel fi'li mutlakan. Yani ayrım yok. Kâne kardeşleri vesaire gibi müpteda haberin başına gelen fiiller değil. Bütün fiillerin başına gelir. İnneden farkı bu. İnden farkı. Ve yezemuha mal fi'lil mutasarrifi. Eğer çekimli olan fiillerse, fiil de iki kısım. Çekimli fiil, çekimsiz fiil. Mesela isim fiiller çekimsizdir. Asa yani yarı çekimli. Ama çekimsiz kabul ediliyor. Tamam mı? Çekimsiz. Çekimsiz de, çekimli dediği daraba 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 var ya, emsile-i muhtelifesi olan. Olmayanlara gayri mutasarrıf. Eğer çekimli olan bir fiilin başına geldiyse bu en gayre şartı ve duayı, şart ve dua dışında. Tamam mı? Yani dua cümlesiyle şart cümlesi dışında harfün nefi. Nefi harfi gelir. Neye? Mutlaka onunla beraber bak. Yani o enden sonra mutlaka gelir. Mesela nehu alimtu elle tekumu. Senin kalkmayacağını bildim. Evisin veya sin gelir. O kadar önemli ki bunlar. Nehu kavli teala alime en seyekun. Olacağını bildi. Ev sevfe veya sevfe. Ev kat. Kad de gelebilir. Bunlar önemli. Nehu alimtu en kad tekumu. Senin mutlaka kalkacağını biliyordum. Velev kâne gayre mutasarrifin ev şartan ev duaen. Eğer fiil çekimli fiil değilse, asa gibi, öyle değil mi? Leyse gibi veya şart cümlesi ise, şart fiili ise veya dua cümlesi ise la yahtacu ila ahadi hadihil huruf. Bu sevfedir, kaddir, sindir, harfi nefidir. Bunlardan hiçbirine ihtiyaç duymaz. Nahu kavlita ve en asa. Görüyor musun? Asa çekimsiz fiil. En yekune, bak en yekune. Ne la geldi, ne kat geldi, ne öteki geldi. Öyle değil mi? Kadiktara ve eceluhum. Umulur ki onların ecelleri yaklaşmış olsun. Ve kavli teala başka bir ayet. Tebeyyenetil cinnu. Görüyor musunuz? Bu da tahkik fiili yani. Mutlaka öncesinde tahkik fiili olacaktı diye. Bu da tahkik fiili. Yani cinniler kesin anladılar ki اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ. Keşke gaybı bilseler. Ve kavli teala şu ayet de öyle. وَالْخَامِسَةَ Beşinci lanet enhü demek yani. غَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا. Allah'ın gadabı o inkar eden kadının üzerine olsun. Tehkid için geliyor değil mi hocam? Yani damir-i şanda amel etmesi. Tahkik manası. Tahkik manası. Tabii tabii tabii. Gelelim yeni bir. Yani yine bu yani keenne sadece şey değil, inne ve enne değil. Burayı bitireceğiz bu mevzuyu. Ve tuhaffefu keenne. Hani sanki manasına gelen veya gibi manasına gelen. Keenne var ya, fetülga ale lafsa. Fasih, Arapların fasih görüşüne göre amelden düşürülür. Yani eğer keenne, keen olursa amel etmez. Nehu ke'en sedyahu hukkani. Memeleri hokka gibi. Mana vermek istemem ama merak ederler. Yani merak etmeyin benim öyle bir... Evet. Ama etse fedyeyhi olurdu. Tabii evet. Amel etmemiş. Ve tuhaffefü lakinne. Lakinne de şeddesiz okunabilir. Bu da çok manidar. Lakinne feyecibu ilgavuha. Bak bak. Onun amelden düşürülmesi şart olur. Lazım olur. Nahu ma ca'ani Zeydun velakin Amrun hadirun. Zeyd gelmedi ama Amr hazır. Bak amel etmemiş. Ve yecuzu hineizin. Bu durumda anlatabildim. Yani yok, hafifletildiğinde ikisi de duhuluhuma alel fiili. Hem ke'en hem de lakin fiilin başına gelebilirler. Normalde ismin başına geliyorlar. Nahu ke'en kame Zeydun.
Yani sanki Zeyd kalkmış. وَمَا قَامَ زَيْدٌ وَلَاكِنْ قَادَ Zeyd kalkmadı, belki oturdu. Gayet açık. Vallahi güzel. Şimdi kardeşler, hurufun müşebbetün bil fiil 6 tane. İnne, enne, anlatabildim mi? Okuduk. Kenne, lakinne, leyte, lealle. Şimdi de 8 tanedir onlar gibi amel eden ama fiile benzemeyen. Ama aynı amel yapıyor. Yani ismini nasb ediyor, haberini ref ediyor. La raybe fih gibi. Yani bu 2 tane edat var. Onu okumak mecburiyetindeyiz. Böylece ikinci kısma geldik. Anlatabildim mi? İkinci kısma geldik. Yani bura önemli. Şimdi güzel kardeşim, nedir bu? İsimde amel edenlerin ikincisi oluyor değil mi? Evet, evet. İki isimde amel edenlerin. Tabii. Evet. Ve sabi'u, bu inne ve kardeşleri diyelim. Hurufu müşebbehe demeyelim. Onlardan yedincisi illa. Nerede? Fil müstesnel munkati'i. Ha, bunu hatırlatmamız lazım. Çok güzel anlatacak imam bir gibi. Ama burada hatırlatmak durumundayız. Ce'el kavmu illa zeydün. Eğer müstesna minhin cinsindense biz buna istisnai muttasıl diyoruz. Müstesnai muttasıl diyoruz. Aynı cins çünkü. Ce'el kavmu illa himaran. Eşek hariç bütün millet geldi. Bu ise müstesnai munkatı. Yani müstesna minhten bir parça değil. Bunu anlatacak mübarek zat. Şimdi demek ki la illa bak la değil la, iyi dikkat edin. Müstesna-i munkadı da ne yapıyor? İsmini ref ediyor. Bak illa ref ediyor. Yanlış okuduk biz değil mi? İlla himarun olacak değil mi? İlla himaran diyebilirim hocam. Öyle mi? Ve huvellezî bu ne demek? Lem yuhraç an müteaddidin likevniha bimana lakinne. Çünkü bu illa lakinne manasına olduğundan yukarıda müstesnanın içinde sayılanlardan istisna edilmemiş. Feyukadderu lehu el haber. Ona bir haber takdir ediliyor. Nehu ca'anil kavmu illa himaran. Ve amel ediyor yani. Enteresan. Amele devam ediyor sadece çıkarılmıyor. Ey lakinne himaran lem yeci. Haberi takdir ediliyor. Vallahi bunu iyi ezberlemen lazım. Müstesnai munkatı olunca onu mansup okuyorsun. Ben ilk başlangıçta Arapçada çok kafam takılan meseledir. Müstesnai munkatıyla muttasıl. Çünkü çok basit ama anlamazsan çok zor. Aynı zamanda çok önemli değil mi? O tevhid kelimeyi ifade etmek için de kullanılıyor yani. Muttasılın daha bir örneğe gelecek mi hocam? La ilahe illallah. Daha neler neler. Gelecek, çok gelecek. İşte en güzeli bu. Ce'el kavmu illa zeydün. Zeyd hariç. Ama munkata çok misal. Ce'el kavmi illa himaren. Eşek hariç herkes geldi. Vessaminu sekizincisi inne ve kardeşlerinden la. Line fil cinsi. La raybe fih bu işte. Tamam. Raybe ismidir. Fih de biliyorsunuz müteallakıyla beraber haberdir. Cins hiç şüphe yok. Ve şartu amelihi. Bak bunun amel etmesinin şartı en yekun esmu nekiraten. Bir defa ismi nekiri olacak. La raybe. Mudafeten ev müşebbeheten biha. Bu da çok enteresan. Yani ilginç bir şey. Ya muzaf olacak veya muzafa benzer olacak. Bu da çok enteresan. Gayre mafsuletin anha. Ondan ayrı olmayacak. Anlatabildim. Nehu la gulame raculin celisun indena. Yani adamın diyor kölesi bizim yanımızda oturmuyor. Bak. La racule fiddari desen bu la yunefi cins olmuyor mu? Evet nevil cins ama bundan değil. Bundan mı? O, tabii. Yanlış söyledim. O misali yanlış verdim kardeş. Yanlış verdim ya. Yani onda da o la nefi cins tamam, olmuyor mu? Tamam yapıyor ama fakat bu yani burada şart koştu. Bir nekiri olacak. Burayı anladık. Muzaf olacak. Orağa uymuyor la raybe. Ev müşebbeheten biha veya muzafa benzer olacak. Gayre mafsuletin anha la'dan ayrı gelmeyecek. Araya bir kelime girmeyecek. Tamam.
Nahu la gulame raculin celisun indena misalini verdi. Enteresan. Ha, çok enteresan. Muzafa benzeyen demek. Yani mesela la hisanen vechuhu. Tamam. Merfu ya. Yani yüzü güzel olanlar değil. Mamulü olmuş. Aynen. Ha, mamulü olmuş. Yani o bir nevi muzafa benziyor yani. Veya mansup olarak da geliyor. La tali'an cebelen. Dağa çıkan değil. O tali'anin mef'ulü o cebelen. Dolayısıyla muzaf gibi onun manasını tamamlıyor. Muzafa benzeyen o demek. Ayrı olmayacak, araya bir kelime girmeyecek. Evet. Evet. La line fil cins, yani la raybedeki tamamen farklı bir olay. Orada, buna benzemiyor o. Orada ismini nasb ediyor, gelecek o. Ma ile la gelecek. İkisi de ayrı gelecek. Leyseye benzeyen. Hayır, iki tane. Var. İşte bu. Leyseye benzeyenler onlar. Karıştırma. Bu değil. Bak şimdi okuyacağız. Yarın. De hani bunlar ismini ref ediyor. İşte evet. Bir şey ismini var. Ref etmiyor. Hayır. Çünkü bunlar ref ediyor. İsmini ref etmiyor. Bunlar hayır, hani o zaman hayır, ismini ref etmiyor. Bak iki şeyi karıştırmayın. Anlatabildim mi? La line fil cins iki yerde kullanılıyor. Bir, ismini nasb haberini ref eden aynen inne ve kardeşi gibi. İkincisi de leyseye benzeyenler. Anlatabildim mi? Leyseye benzeyenler. Bunlar da müpteda ve haber üzerine giriyor. Aynen leyse gibi, fiil gibi yani. İsmini ref ediyor. Bu da çok enteresan. Yani haberini nasb ediyor. Orada da tam tersi yani. Anladık mı? Evet. Şimdi burada kalalım. Yarın okuyacağız onu. O zaman bir de üçüncüsü mü var hocam? Neyin üçüncüsü? La'nın. Hangi üçüncüsü? Mesela raybe fi'de olduğu gibi mesela. Yani ben onu birdenbire karıştırdım. Yani la raybe fi. Orada şey. La raybe fi'de var mesela aklımda. O da kalmış. Nefi cins için. Hayır, bu leyseye benzeyen ayrı, öteki ayrı. Evet, bence o da olmalı. Yani. Anladın? Üçüncü de var yani. O la line fil cins yani. Şey yok mu yalnızda? Ne derler ona? Kamus işe yaramaz çünkü gramer yok onda. Nedir? Minhaç mı? Hah, minhaç olsaydı. Bakalım, ben de kafam karıştı birdenbire. Ama bizim şimdi öğrenmemiz gereken illa ile la nefi cins oluyor ama şartları bizim la raybeye tutmuyor. Ha, la reybe'ye ama yok, nasıl tutacak? Çünkü ismini nasb tutuyor. O da bu grup. La reybe fi. Keçeli fihi aynen şey gibi ama yok. Orada tabii haberi yani. Hocam. Bir dakika kardeş, bir dakika ya. Ulan siz de çok konuşuyorsunuz. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Dur. Bir şeye bakacağım yani. Birdenbire kafa karıştı. Oluyor böyle şeyler. Karışır yani. Bak. La şekke. İsmini nasb ediyor işte. Fakat bu şartlara uymuyor. Benim kafamı karıştıran bu. Anladın? Niye şeylere, yani şartlara uymuyor yani? Ben onu anlayamadım. Thank you.
Vallahi şu anda hatırıma gelmedi o yani. Yani neden? Çünkü buradaki inne ve kardeşine benzeyemiyor. Çünkü onun şartlarına uymuyor. Anladın değil mi? Yani evet bir dakika. Şu da olabiliyor. Leyse raculun. Yani. Enteresan. Evet. Ben anlayamadım. Anladınız değil mi? Burayı anlayamadım. Var mı bir söyleyecek bir şey? Yok. Öyle değil mi? Anlayamadım. Yani bir şey... İşte bir Arapça gramer kitabını bulundurmamız lazımdı. Bulundurmadık. Yok mu bende? Şey olsaydı şimdi... Minhaç burada yazar hocam mutlaka. Var tabii. O zaten onun özelliği o zaten. Neyse. Cezakümullahu hayran ketira ve allemenallah ilmen nafiyah. Uzakta mı minhaç?